yangındır. Çayırlarda yatırır beni sakin suların kıyısına götürür. Rab çobanımdır, çayırlarda yatırır beni sakin suların kıyısına götürür. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programımıza daha hoş geldiniz. Bu haftaki programımız toplum, insan ve devlet. İnsan ve toplumun devlete karşı sorumlulukları vardır. Devletin de insan ve topluma karşı sorumlulukları vardır. Eğer biz bu sorumluluklarımızı doğru bir şekilde yaparsak refah düzeyimiz çok daha yükselecektir. Bu konu için sen bir şeyler söylemek istemez misin Serdar? Tabii güzel bir soru olay. Aynı zamanda da toplum-devlet ilişkileri ya da insan ilişkileri bir toplumun demin de söylemiş olduğum gibi refahını belirleyen, standardını belirleyen bir komün ilişkisidir. Yani topluluk ilişkisidir. Şimdi toplum bireyin şekillenmesini sağlayan en kapsamlı komündür, topluluktur. Devlet ise hem toplumun hem de bireyin sosyal, ekonomik hayat standardını organize eden bir topluluktur, bir yönetimdir. Şimdi bunların hepsi ve tamamı doğru biçimde, doğru işleyişlerle ve insana uygun, insan yaşayışına uygun yasalarla denetlenebilinir bir pozisyona getirtilebilirse ve toplum bu yasalara uyarsa çok muazzam bir yönetim sistemi oluşur ve böylelikle hak ve hukuk, adalet anlamında çok muazzam bir yaşam standardına sahip oluruz. Bunu herkes biliyor. Şimdi burada esas temel sorun dünyanın birçok ülkesi. Seyredebiliyoruz. İşte insan haklarının yoğun olduğu yerler, kadın hakları, hayvan hakları, yani sosyal yaşamın her alanı dengeleyen devletler var. Bir de bunu yapamayanlar var. Yani bunları yapmaya istekli bir devletin içinde yaşıyoruz biz. İstekli ama henüz hazır olmayan. Şimdi burada benim aklıma bir şey geliyor hemen. Avrupa ülkeleri mesela. Biz ülkemizde her şeyi devletten bekliyoruz. Ve pek bir şey yapmak istemiyoruz aslında. Ama Avrupa ülkelerinde birey, toplum da devlete yardımcı oluyor. Bunlar da tabii ki durumların daha iyi olmasına yol açıyor. Bu konuda halkımıza sorduk. Halkımıza birkaç soru sorduk bu hafta. Halkımıza... Topluma karşı sorumlu muyuz diye sorduk. Ayrıca bizi yönetenler hata yaparsa ne tepki verirsiniz diye sorduk. Ve üçüncü sorumuzda bizi yönetenler için dua etmeli miyiz? Hep birlikte izliyoruz. Güzel bir soru. Şimdi tabii ki sorumluluklar olsun ki ilişkiler yürüsün. Yani toplumun bizim bireye, toplumun bireye nasıl sorumluluğu olur? Burada takıldım hani sorumluluk. Yani toplum için ne yapılabilir ki hani toplum için? Bunu geçelim ya. Toparlayamadım. Kusura bakmayın. Ya, aslında soruyu ters sorman lazım. Bireyin topluma ne sorumluluğu var? Yani şimdi birey çözüldü mü toplum kendisi çözülmüş olur. Ya şimdi kalkıp bununla ilgili aslında çok şey söyleyebiliriz de şu bireyin topluma toplumu. Ama ortada bir şey yok yani bununla ilgili. Diyarbakır'da o dediğiniz toplum kalmamıştır. Kalmamıştır. Şimdiki toplumlar çok zor. 3-5 arkadaş bulursun. Başka bulamazsınız. Toplum yok. Burada binaya giren çıkan belli değil. Hmm. Kim kimi sorarsa, kim hazır, kim sor. Yok yani, yok. O bitti yani. Hmm. Toplum kalabalık bitmiş. Oldu diyorsun. Çok kalabalık canım. Diyarbakır gitti, başka bir Diyarbakır geldi yani. Ya öncelikle herkesin herkese saygı duyması birinci kural. Çünkü saygı olmadan hiçbir şey olmaz. Ve saygı yaratmamız için de herkes kendi farklı düşüncelere saygı duyması lazım. Yani saygı duyarsa başka bir sorun kalmaz hocam. Ya
Yani toplumsal kurallara uyarak, toplu hayatın gerektirdiği bazı kurallar var. O kurallara uyarak, toplumsal düzeni sağlayarak, kişi arası saygı, hoşgörü. İnsanlar eğitim düzeyi doğru olmalı. Gelir düzeyi doğru olmalı. Aynı şekilde bireyin de topluma karşı yaptığı her şey sorumluluklarını bilmeli. İki taraf da sorumluluklarını bilmediği zaman dengesizlikler ortaya çıkıyor. Büyük farklar daha doğrusu ortaya çıkıyor. Yani ilk tepki gösteriş, ne bileyim yani devletin hataları sandıkta olur. Başka bir şey diyemem ya. Şimdi demokrasi diye bir şey var ülkemizde. Oy vermeyelim yani. Şimdi onları yönetime getirmek hata en başta. Yani öncelikle şikayet edebileceğim bir merci varsa onu ararım. Şikayetimi dile getiririm yazılı bir şekilde eğer mümkünse. Öyle dile getiririm. Ulaşabileceğim bir yer varsa yöneticiye önce o kişiye ulaşmaya çalışırım. Hani direkt ulaşamayacağım bir insansa ulaşma yollarını ararım. Yazılı yöntemleri kullanırım. Tepkimiz toplum, büyüklerimiz toplanır. Toplanır, kararı onlar verirler. Ya ama büyüklerimizden biri hata yaptı. Yaptıysa işte onu kim çözecek? Onu çözecek oturup meclis kurmamız lazım yani büyükler olarak. Sen hata yapmışsın. Neden hata yaptın? Onu büyükler yine onlar aralarında çözülür. Kul hatasız olmaz. Ama onlar da ister istemez hata işlerler. Ama o hatayı sonradan telafi ederse onları iyi görürüz. Onları severiz. Öyle istiyoruz. Ama o hatanı düzeltmezse vazgeçti diyelim. Yani bazı konular vazgeçiliyor da hata. Ama diyoruz kul hatasız olmaz. O da bir hatadır işlemiş. Belki şeyinden değil, bilerek değil, bilmeyerek. Yöneticiler şimdi hatadan hataya değişir hocam mesela. Yani hataya göre değişir hocam. Nasıl bir tepki veririm? Misal ben bir örnek vereyim. Kürt açılımı diye bir paket falan yaptılar. Bunun üzerine mesela anlaşma falan yaptılar. Ama bir ay önce dediği ve şimdi dediği birbirini tutmadı. Tabii ki bunu görünce de yani bir tepki vermemiz doğaldır yani. Başımızdaki yöneticiler hata yaparsa, bizim başımızdaki yöneticiler zaten hep hata yapıyor. Çünkü halen insanlar ayrılıyor. Dinine, mezhebine vesaire ayrılıyor. Yanlış. Benim tarafımda, senin tarafında. Yanlış. Hata yaptıklarında sitem etsek bile cevapsız kalıyor. Yani çok basit. Günümüzde fazla değil Taksim olayları. Bir eylem, bir konuşma hakkımız yok. Hata yaptıklarını bildik halde affetme durumu yok. O yüzden onlar hatasız kabul ediliyor. Oldukları o koltukta oturdukları sürece. Onlara en güzel ders tabii ki sandıkta diyeceğim ama yine bir yanlış dünya olduğumuz için o da zor oluyor. Tepkimiz nasıl olur? Tepkimiz uyarıyla olur. Ya herhangi bir sosyal medyadan bir uyarıyla veyahut bir protestoyla. Hiç etmedim. Hiç düşünmedim yani. O konuda biraz bencillik yapmışımdır. Bazen kendim için dua etmeyi unutuyorum yani. Öyle bir hayat içerisindeyim ki koşturmaca içerisinde. Evet. Çocuğum için ediyorum en yakın şu an için. Yani ailem. Hayır. Allah ıslah etsin. Ne diyeyim yani. Gayet tabii ki dua ederiz ki. Şimdi Allah ne demiş? Birisi yanlış yaptığı zaman dua et o adam yoldan dönsün. Düzelsin o adam. Elbette ki iyi yönleri de vardır. O iyi yönleri için dua ederiz. Çünkü kötü yönleri biz biraz kızarız. Böyle öfkeye gireriz ama sonradan biz diyoruz ki işte bir hata işlemiş. Herkes hata işleyebilir ama iyi yönleri de çoktur. Yöneticiye göre hizmetine bağlı hocam. Peki. Ama ben her insan için dua ederim. Çünkü hepimiz biriz. Hepimizi yani bir farkımız yok.
Onlar için dua etmeli midir? İlla ki etmeliyiz. Tabii ki her yöneticimiz değil. Çok iyi olanlar da var. Gerçekten işini yapanlar da var. Gerçekten işini yapan her yönetici için dua edilmelidir. İnsanların hakkını, toplumun hakkını ayıran, gerçekten işini yapanlara dua edilmeli. Ama bu işin içinde olup da gerçeği yansıtmayanlar için bunu söyleyemem. Bir an önce yerlerini değiştirmeleri gerekiyor. Evet, hep birlikte izledik halkımız neler söylüyor. Çok güzel şeyler söylüyorlar. Ben size şimdi bir ayet okumak istiyorum buradan. Yeremye 29. bölüm 7. ayet. Yaşadığımız yerin esenliği için uğraşın. O kent için Rabbe dua edin. Çünkü esenliğiniz onunkine bağlıdır. Amin. Ne diyorsun? Evet, gerçekten böyle. Şimdi biz biraz Hristiyan gözüyle bakacağız. Yaşadığımız ülkenin ülkeye nasıl bakmamız gerektiğini, yani bir dindar olarak değil, bir Mesih imanlısı olarak, bunlar birbirinden farklı şeyler. Yasanın altında değil, yasaya ruhsal olarak bağımlı olanlar. Bunlar birbirinden farklı şeylerdir. Şimdi öncelikle Tanrımız ve Rabbimiz Yüce Rab diyor ki, yaşadığın yerin esenliği için çalış. Çünkü bu senin esenliğin demektir. Gerçekten mantıklı. Doğru, öyle. Çünkü daha önceki programlarda da söylemiştik. Yaşadığın yerin bütün koşullarını sen beraber yaşıyorsun. Eğer ülke kalkınıyorsa, toplum kalkınıyorsa beraber kalkınıyorsun. Onun refahını yaşıyorsun. Eğer ülke aşağı doğru gidiyorsa sen de beraber aşağı doğru gidiyorsun. Onun sancılarını beraber çekiyorsun. Videolarda seyrettik. Süper. Herkes demokratik hukuk haklardan bahsettiler. Bazıları biraz daha kendi inanç sistemlerini kattı işin içine. Ancak şu vardır. Yeryüzünde binlerce değişik siyasal sistem vardır ya da dini sistemler vardır. Toplumlar ve ülkeler üzerinde, yani insanlar üzerinde yöneti, hiyerarşiyi sağlayan dengelerdir bunlar. Ancak bu dengelerin topluma verdiği şeyler nedir? Şimdi bütün dünyaya şöyle bakıyorsunuz. İnançları farklı olan toplumlar, özellikle de dünyanın kuzey kesimi, bizden çok mu daha zekiler? Ben buna inanmıyorum. Değiller. Ben kesinlikle buna inanmıyorum. Ama ben İsa'nın söylediği devasa bir söze inanıyorum. Ben bu sözü okuyayım ve bu sözden İsa'nın bize neler söylediğini göreceğiz. İncil'in, kutsal kitabın, Rabbin mübarek sözünün Matta 21. bölümünde şöyle, 22. bölüm ayet 21'de şöyle söylüyor İsa. O zaman İsa, öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. İsa bunu söylerken bir şeyi söyledi. Yönetimin dinden uzak olmasını söylemedi. Yöneticilerin dindar olmamalarını söylemedi. Başka bir şey söyledi. Yönetimin halka şu dindardır, şu değil, şu bizdendir, o değil diye ayırmalarını değil, herkesin, toplum içinde yaşayan her inancın, ismi ne olursa olsun, bu bir Hindu olabilir, bu bir Budist olabilir, bu bir putperest olabilir, her şey olabilir. Ama şunu unutmamalıyız ki, yasalar ve kanunlar onlar için de geçerlidir. Yaşam hakkı tanıyan her kanun, ki biz modern, bütün Orta Doğu'da İslami ülkeler arasında Türkiye, modernizme ve demokrasiye en yakın ülke olarak yaşıyoruz. Zaten Orta Doğu'da iki tane ülke vardır, demokrasiyle yönetilir. Bunlardan birisi İsrail'dir. İç demokrasisini başarmış. İkincisi ise biziz. Yani söylemde çok güzel bir demokrasi anlayışımız var. Ama biz İsa gözüyle bakıyoruz. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devletin topluma bakarken onları gruplaştırmadan, birbirinden ayrılmadan daha samimi bir biçimde onlara bakabilmesi. Çünkü her insanın ihtiyacı duyduğu et, süt, yumurta ortak şeylerdir. Aynen öyle. Değil mi? Yani beslenme evet. Ortak şeylerdir. Aldığımız nefes ortak bir şeydir. Biraz önce kanunlardan bahsettin. Aslında kanunların oluşu zaten bizim iyiliğimiz için değil midir? En basitinden arabada kemerin, emniyet kemerini takın diyorlar. Evet. Peki o emniyet kemerini niçin takın diyorlar? Yine bizim iyiliğimiz için. Hani hemen bütün kanunlarımız aslında, hemen hemen diyorum, yanlış oldu bu. Bütün kanunlar bizim iyiliğimiz içindir. Hani bunlara hepimiz aynı uyarsak, dikkat edersek daha iyi olacak. Çok harika olacak hem de. Yani tabii
sorularımız içinde çok önemli şeyler var. Arkadaşlarımız Diyarbakır sokaklarında yapmış olduğu bu çekimde çok muazzam cevaplar da bize ilettiler demin seyrettiğimiz videoda. Bu videolarda insanlar sorumlulukları üzerine düşünüyorlar. Hatta şey çok ilgimi çekti benim. Yönetim suç işlerse ya da hata yaparsa bunu nasıl düzeltiriz? Evet, evet. Şimdi bir Mesih inanlısı olarak şunu söyleyebiliriz. Demokratik hukuk yasalarında bize verilmiş olan tüm hakları kullanmak günah değildir. Bize lockout hakkı vermişse ya da grev hakkı vermişse, atıyorum yani bunları, itiraz etme hakkı vermişse... Sandık başı hakkı vermişse, çok harika. Muazzam bir şey söyledin. Bu hakkı vermişse, bu haklar kötü haklar değil. Ben bunu Tanrı'dan verilen bir armağan olarak görüyorum. Çünkü... söylediğini yani düşündüğünü ifade edebilme özelliğine sahip aynı zamanda. Çünkü Türkiye'de bir zamanlar daha önceden öyleydi ama şimdi artık biraz daha farklı. Daha farklı oldu. Bir ayetim daha var benim burada. Timoteus, 1. Timoteus 2. bölüm 1. ayetten 4. ayete kadar. Her şeyden önce şunu öğütlerim. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallarla bütün üst yönetimler dahil bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarış ve şükranlar sunulsun. Böyle yapmak iyidir ve kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Amin. Ne kadar güzel söyledin. Amin. Aynen öyle, aynen öyle. Ben biliyorum Diyarbakır'da belediye seçimleri olduğu zaman biz dua etmiştik. Ya Rab, senin istediğin bir yönetim gelsin. Senin istediğin bir belediye başkanı istiyoruz. İnsanlığın istediği değil, senin istediğin. Çünkü bununla ilgili çok ilginç bir şey var. Tanrı İsrail'i İsrail'den kurtarıp getirip bugünkü topraklara koyduğu zaman onların bir kralları yoktu. Diğer krallar gibi. Ve sonra... Peygamber Samuel'e dediler ki bize bir kral ver. Biz insan kral istiyoruz. Bu senin söylediğin zamandı. Yaklaşık milattan önce 1500 yıl önce yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı hata yapalım dedim. Seyircilerimiz yanlış anlamasın bu son dönemler diye. Tanrı yönetiyordu bütün İsrail halkını. Ve günün birinde Peygamber Samuel'e dediler ki biz bir kral istiyoruz, insan kral istiyoruz. Peygamber Tanrı'nın yanına gitti ve dedi, Tanrı'nın önüne gitti ve Tanrı ona üzülme dedi. İstedikleri, istemedikleri sen değilsin, benim. Ama dedi onu yapacağım, onlara bir insan kral atayacağım, vereceğim onlara. Ve sonra verdi bir tane. Halkın isteğine göre verdi. Ve halkın isteğine göre atanan kral İsrail'i allak bullak etti. Sonra Tanrı dedi ki ama bu sefer gönlüme göre birini vereceğim. Ve kral Davut'u atadı. İşte olay budur. Biz Tanrı'ya yalvarıyoruz. Ya Rab, senin istediğin bir yönetici. Evet, amin. Halkımızı, insanımızı ve toplumumuzu yönetsin. Doğru yönetim budur. Biz Mesih imamları Diyarbakır'daki için, Türkiye seçim, genel seçimleri için bütün Türkiye'deki Hristiyanlar dua ettik. Ya Rab, bunu toplulukla yaptık. Kiliseler aracıyla birbirimize mesajlar yazdık. Dua toplantıları düzenledik. Bunun Türkiye'den haberi yok ama Tanrı'nın haberi var. Ya Rab, dua ediyoruz. Yönetim senin elinde olsun. Kanunlar senin elinde olsun. Gelecek olan belediye başkanıydı, yerel yönetimlerdi, kimler varsa bunlar seninle olsun. Hatta bazen Diyarbakır Kilisesi'nin, Diyarbakır Belediyesi'nin önüne gidiyoruz. Orada dua ediyoruz. Ya Rab, belediyemizi bereketle, yapacağı hizmetleri bereketle. Amin. Bunlar toplum için iyi şeylerdir. Yani Tanrı'dan istiyoruz. Öyle alıp onlara Molotov kokteyliyle bir şey atmak ya da onlara saldırmak İsa Mesih'in istemi değildir. Çünkü İsa demiştir ki bir yanağına vurana öbür yanağını çevir. Ben bir Mesih imanlısı olarak kalkıp sokakta polisle çatışma ya da lockout hakkını ya da grev hakkını kötüye kullanmak gibi bir tavırda bulunamam. Yapabileceğim tek şey benim hakkımı savunan Tanrı'dır. Rab'dir. Ona güvenirim ve O yapar. Evet, amin. Devlet. Ve O yanlış yapmaz. Amin. Gerçekten O yanlış yapmaz. Bu yüzden bütün yüreğimizle yönetimimiz için dua ediyoruz. Şu andaki Türkiye'deki yönetim için hele hele ki bu son dönemlerde olan bazıları için belki olumsuz gözükebilir ama biz iman ediyoruz ki birazcık çatışmanın azaldığı bir zaman. Birazcık belki o kötü savaş söylemlerinin dışına çıktık. Biz
savaş kültürüne sahip toplumlarız. Bu yüzden bütün ideolojilerimiz, düşüncelerimiz savaş üzerine kurulmuştur. Ama huzur istiyoruz. Evet. Değil mi? Gerçekten huzur istiyoruz. Bir ayetim daha var. Lütfen. Romalılar 13. bölüm 3. ayet. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap. Yönetimin övgüsünü kazanırsın. Amin. Çok güzel. Gerçekten bu böyle. Eğer biz doğru işler yaparsak, bizim yaptığımız işler öncelikle ne insana, ne topluma, ne devlete zarar vermeli. Demin bir şey söyledin, çok harika bir şeydi. Yani oraya bir sandık koyuyorlar. Ve yönetimi seçecek olan insanlar, Tanrı'ya dua etmeden eğer kendi kafamıza göre seçersek, 10 dakika sonra ona itiraz ederiz. Çok ilginç bir şey var. Seçim öncesi, inanın bana bütün topluluklar işte bu parti bizim için kurtuluş partisi deyip milyarlar onun arkasından gidiyor. O parti başa geliyor. Aradan bir hafta geçiyor, zama itiraz edip o partiye nalet yağdırıyorlar. İyi de sen seçtin. Sen istedin. İsrailler nasıl Tanrı'dan bir insan kral istedilerse sen de öyle istedin. Bu yüzden senin isteklerinin karşılığını aldıysan neye itiraz ediyorsun? Kızmanın ne anlamı var? Ya da ona saldırmanın ne mantığı var? Daha doğrusu biz Mesih imanları olarak söyleyebilirim ki dua ederek saygıyla. Her şeyi hukuki yasalarla. Yani bir dilekçe yöntemi vardır Türkiye'de, dilekçe yöntemi vardır Avrupa'da. Bir devlet isteseniz dahi bunu dilekçeyle verebilirsiniz. Çünkü dilekçe suç sayılmıyor. İsteklerinizi devlete dilekçeyle verebiliyorsunuz. Yönetime verebiliyorsunuz. Bununla ilgili parlamentomuz var. Yani bir kral tarafından yönetilmiyoruz. Kendi içimizden seçtiğimiz ve gönderdiğimiz adamlar var. O insanlar bizim orada istek ve arzularımızı dile getiriyorlar. Ve demin de dediğin gibi bu bir suç değil. Bu bir yanlış değil. Bu bizim hakkımız. Evet. Eğer bu böyleyse İsa'nın söylediği şeyi de temel olarak esas alacağız. Din devlet işlerini birbirinden ayıracağız. Çünkü özellikle bizim ülkemiz çok kozmopolitik, çok böyle değişik toplumlardan ve halklardan oluşanlar var. Türkler var, Kürtler var, Abazalar var, Gürcüler var, Ermeniler var, Süryaniler var. Yani sayabildiğimiz kadar var da var. Zaten Türkiye yani bu kadar muazzam bir kültür, bu kadar muazzam değişik düşünün. Ben Fransa'ya bir gün tatile gitmiştim, yani izine gitmiştim oraya. Kısa böyle bir haftalık bir hediye bilet verdiler bana. Ben oraya gittiğimde bana dediler ki bizim soframız, dünyanın en büyük sofrası, işte 30 çeşit çorbamız var. Ama ben biliyorum, Türkiye'de 300'den fazla çorba var. Yani Asuri bir şey getirmiş, Ermeni bir şey getirmiş, Kürt bir şey getirmiş, Türk Orta Asya'dan gelirken o muazzam sofra kültürünü getirmiş. Yani o kadar Araplardan çok aldık. Araplardan çok aldık. Yani öyle güzel bir ortaklaşa paylaşabileceğimiz sofra var ki. Dünyanın en güzel mutfağı. Harika, gerçekten bu böyle. Bu yüzden ben umut ediyorum. İsa Mesih'in adıyla, ona imanımla umut ediyorum. Bu ülke başaracak. Amin. Biz dua edeceğiz. Şunu unutmayalım. Biz her zaman ezilenden yanayız. Ezilenden yana değiliz. Bunu bütün yüreğimle söyleyebilirim. Ama ezilenden yana olurken yine de İsa Mesih'in bize vermiş olduğu prensipleri aşmadan, elimizden geldiğince onlara yardım ederek, bir din dayatma adına değil, yardım ederek. Çünkü İsa gökten aşağı indiğinde bize din getirmedi. Çünkü diyor ki İncil ayeti çok güzel bir ayettir. Yuhanna 3:16 diyor ki Allah insanı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu, Mesih'ini verdi. Ta ki ona iman eden kurtulsun diye. Amin. Gerçekten bu böyle. Eğer bize böyle bir şey verebiliyorsa Tanrı, kendisini sunabiliyorsa, çünkü buradaki oğul anlamı mecazi bir anlamdır. Arapça bilenler biraz bilir. Ben Arapça'da kimlik belirlemek için kullanılan bir kelime. Ben biraz Arapça biliyorum. Kimlik belirlemek için kullanılan bir kelimedir. Ruhani bir anlamı var. Tanrı kendisini vermiştir. Bizde Kürtçe derler ki Hoda, Ezdan,
Kürtçe kelimelerdir bunlar. Kendisini veren, kendisinden veren anlamında. Bunu sadece Kürtçe söylemezler. Pakistan'da da söylerler, Batı Hindistan'da da söylerler, İran'da da söylerler, Afganistan'da da söylerler. Yani bu bölgede çok eski bir kelimedir bu Yüce Rab'be verilen onurlu bir isim. Çok doğru. Kendisinden veren. Bu yüzden Rab'be çok teşekkür ediyoruz. Kendisini bize sunduğu için, kendisini bize verdiği için. Yönetim için de dua ediyoruz. Edelim mi birlikte? Rab'be evet beraber biraz dua edelim. Hem yönetimimiz için, hem yerel yönetimlerimiz için önümüzde seçimler olacak. Onlar için dua edelim. Son dönemlerde sokak kavgalarının, çatışmaların yoğun olduğu, anne kuzularının birbirlerini incittiği bir dönemde yaşıyoruz. Onlar için de dua edelim. Çünkü biz her ikisinin ortasında durmak zorundayız. Çünkü Tanrı iyilikle kötülüğün arasında durarak kötülüğün insana zarar vermemesi için insanda insana kurtuluş sağlamıştır. O ortada durdu. O hiçbir zaman ne insandan yana oldu ne de meleklerden yana oldu. O sevgisini her iki tarafa tam sundu ve kendi sevgi yasasını her birimize sundu. Yani Tanrı öyle bir Tanrı ki, Allah öyle bir Allah ki bir dinin Allah'ı değil, bir son inancın Allah'ı değil. Allah ebedi ve ezeli olandır. Siz onu alıp şu son şeydir ya da bu ilk şeydir deyip dayatmak kadar bu kadar acizane bir şeye oturtturamazsınız. Onun adı mübarektir hamdolsun. Ne yapacağız? Ona yürekten tapınacağız. İstersen beraber dua edelim ve gerek halkımızı, toplumumuzu ve devletimizi ve dünyayı Rabbin eline teslim edelim. Çünkü o yaparsa, o yaparsa hata yapmaz. Dua edelim. Ya Rab sana hamd şükür ediyoruz. Yüceler yücesi, krallar kralı. Ya Rab, öncelikle kendi ülkemiz, içinde yaşadığımız ülkemiz için sana yalvarıyoruz. İçinde yaşadığımız şehir Diyarbakır için sana yalvarıyoruz. Van için sana yalvarıyoruz. İstanbul için sana yalvarıyoruz. Orta Doğu için sana yalvarıyoruz. Ya Rab, Adem'den bugüne kadar savaşın bitmediği tek yer burası. Sana yalvarıyoruz ki burada senin isteklerin oluşsun. Ve senin o büyük sevgin ve kurtarma isteğin burada her insanın yüreğinde oluşsun. Devlet yöneticileri için sana başbakanımızdan en küçük memurumuza kadar, işçimize kadar, emekçimize kadar, parlamenterlerimize kadar hepsi için sana yalvarıyoruz. Rab hepsini bereketle, ruhunla bereketle Yüce İsa ve her birine sen hikmet ve anlayış ver. Göksel sevgin onların üzerine gelsin. Öyle ki ülkemizde bireyden topluma, toplumdan devlete kadar çok güzel bir işleyiş olsun. Ben bunun için iman ediyor ve senin bunu yapacağına inanıyorum ya Rab. Lütfen bunu bizim için yap. Son dönemlerde acı çeken insanlar için, o sokakta olan korkunç şeyler için de sana yalvarıyorum. Lütfen orada hem devlet tarafını hem halk tarafını her ikisi için sana yalvarıyoruz. Onları sakinleştir ve yüreklerini kutsal ruhunla doldur ve kendi denetimini al. Çünkü sen huzur veren Rab'sin. Tek huzur sende. İsa'nın yüce adıyla dua ediyorum. Amin. 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 Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Demeden önce ekranlarınızda gördüğünüz mail adreslerinden bize yazabilir, telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Rab çobanımdır, çayırlarda yatırır. Beni sakin suların kıyısına götürür. Rab çobanımdır, çayırlarda yatırır. Beni sakin suların kıyısına götürür.